Süpermen'i büyüten Martha ve Jonathan Kent asıl kahramanlar, biliyor musunuz arkadaşlar? Bebeklerinki zaten süper kakadır. Bir de kriptonit alerjisi olan birinden düşünün. Dişleri çıkarken kaşısın diye babası otomobil hurdalığından eski lastik getiriyor, değil mi? Yakan bakışları mikrodalga bozuk olduğu zaman işe yaramış zor. Ama bir çocuğun iyi pişmişle yanık arasındaki ayarı bulmasını nasıl bekleyeceksin? Böyle bir şey yok. You're listening to Bay J on Power FM. Hey, şunu dinleyin lütfen. Kralı gelse daha iyi bir akşam komedisi sunamaz. Bu yüzden fermanım şudur, Power FM'den ayrılmayın. Bay J şimdi %100 canlı size hizmet etmeye hazır. Bak size bir şey söyleyeyim mi? Siz benim için bu programdan daha kıymetlisiniz. Yoksa bu sümüklü programı niye sunayım? Radyo sanayisinde para mara kalmadı ki. Ben sizin için geliyorum, yapıyorum bu programı. Vallahi billahi buradan çıktığım zaman, dinleyicilerimle karşılaştığım zaman Allah razı olsun diyorlar. Akşam bir gülücük konduruyorsun yüzümüze diyorlar. Eyvallah, yani bu paradan daha kıymetli bir şey ama patrona söylemeyin tabii. Benim eşim yurt dışındaydı. Geri geldi. Biliyorum, biliyorum. Yani dünyada yaşayacak o kadar çok yer var. Gene benim yanıma geldi. Eşim benden 15 yaş daha genç. Daha küçük demiyorum, daha genç diyorum. Küçük dersem ben büyük olacağım. Genç deyince hani ikimiz de genciz ama o daha genç gibi oluyor. Evet. 30 yaşında. Biliyorum, ben de sonsuza dek 22 yaşında kalmasını isterdim ama biliyorsunuz yani zaman, momentum, yer çekimi, evren, makrokosmos ilişkilerini belki biz idare etmiyoruz. Neyse, alışverişe çıkardım kendine bir şeyler alsın diye ve yanlışlıkla istemeden inanılmaz bir formül keşfettim. Pahalı bir mağazaya girip pahalı bir şey denediğinde şöyle diyeyim beyler. Güzel. Sana verdiği bu orta yaş havasını çok beğendim. Müşterilerin önünde üstünden çıkarttı. Beklemedi soyunma odasını. İdrar ve bira karışımı bahçenizde büyük gelişme sağlayacak bir karışımdır diyor bir bahçe uzmanı. Valla ben İstanbul'da orman içinde bir üniversitede okudum. Evet, yeşil ve güzeldir ama bu söylenen doğru olsaydı şu an Amazonlara falan benziyor olması lazımdı. Çünkü bilirsiniz işte, üniversite ormanlık alan. Aramızda bekar bayanlar var mı bu akşam? Single, sevgilisi olmayan. En kötüsü ne biliyor musunuz? Şimdi mesela iki iş arkadaşı, kız erkek, otomobilde işten dönüyorlar, beraber geliyorlar. Bir süredir de takılıyorlar işte, bir şeyler içmeye, yemeye falan gitmişler ama yani bir elektrik var, bir şey sanki çıkıyorlar gibi. Ve ben bu soruyu sorunca kız arabada single var mı single deyince ben deyince çocuğu düşünsenize, lanet olsun. Ben. Kız meğer beni seviyormuş. Ondan sonra elinde pompalı tüfek radyo çıkışında bekleyen genç bir adam buluyorum. Kız arkadaşı yanında, yapma lütfen ne olursun diye bağırıyor. Benim tabii kılım kıpırdamıyor alışık olduğum için. Şöyle diyorum, delikanlı, o tüfeği getirdiğin yere geri götür. Sevgilin gerçekten çok çirkin, benimle en ufak bir şansı olamaz. Şimdi toz olun diyorum size. Hadi. Erkekler acı çekmeyi seviyor galiba ya. Ben aşklarımı biraz Van Gogh tarzı yaşarım. Sempati duyuyorum adama. Bir keresinde eski bir kız arkadaşıma tırnaklarımı kesip vermiştim. Kulağının tamamını kesmiş bu arada. Yeni açıkladılar. Peki birazdan daha sağlam şakalar deneyeceğim. Yanımda kalın. Ben Bahşe. Burası PL FM. Ulan bu parayı kazanırsam var ya burayı satın alacağım, yakacağım sonra da. Ve o genel müdür denen pislik uşağım olacak. Kahyam olacak. Abi tamam, sakin ol filan. Arkadaşlar su getirin bir bardak. Abi niye yapıyorsun bunu kendine? Yapma Allah aşkına ama ya. Hepinize merhaba sevgili dinleyiciler. Power FM'de en iyi yenge müzik ve yanında gelenleri deneyimliyorsunuz. Eskiden akşam saatlerinde böyle üstün nitelikleri olan sunucular ve programlar yoktu. Yaratıcılığı tetikleyecek bir takım aykırı sunumlar, düşünceler kabul görmezdi. Evet, şu anda Stüdyo Zaman'ın içinden geçenler adlı programı dinliyorsunuz. Yok başka yerin lütfu... When you're with me I'm smiling. Nasıl böyle bir program yapabilirsiniz ki? Hedef kitlesi kimdir? Münir Nurettin Selçuk seven ve 80'lerde takılmış Türkçe pop çalan bar müdavimleri falan mı? Ne? Her neyse. İleride radyo yayıncılığında Türkiye tarihi anlatılırken Bay J dönemi denecek dönemdesiniz şu anda. Gerçi o kadar çok şey oldu ki
Benden bahsedilirse sürpriz olur. Evet, olabilir. Biraz kendini beğenmişlik gibi görebiliriz ama unutmayın ben de sizi beğeniyorum. Bu yüzden hani evet. O bir alkış hak ediyor. Teşekkür ederim, sağ olun. Gerçekten bazen insanlar der ya, ben bütün insanları seviyorum, sevgi kuşuyum falan. Palavra, olmaz öyle bir şey. Bu tamamen çapkın erkeğin son silahıdır. Hiç kötü niyetim yok. Bu da eski dostum Ümit Dandol'un lafıdır. Ne şimdilerde... Yani... Şimdilerde bazı şeyler biraz daha zor. Para biriktirmek çok zor mesela, değil mi arkadaşlar? Evet, biliyorum. Ben biriktiriyorum. Daha doğrusu biraz biriktirdim ve emlakçımı aradım. İstanbul'da bana güzel bir ev bulun, satın almak istiyorum diye. Evet, emlakçım birkaç yer gezdirdi. Fiyatlara baktık. 400 bin dolara bir şey. Yani 1 milyon 200 bin lira yapıyor. Ama vazgeçtim arkadaşlar. Çünkü... ne bileyim... Los Angeles'ta da var aynı ev fiyata ev. Tamam, bu yüzden hani... Tamam yani kolay para kazanıyorum ama uyuşturucu ticareti yapmıyorum. Ne bu ya? İstanbul'da 10 bin tane 1 milyon dolardan fazla konut var. Nerede bu insanlar ya? Karımı boşayıp bu adamlardan biriyle evlenmek istiyorum. Nasıl alıyorlar bu evleri gerçekten ama ya? Nasıl Bahşişe? Karını zengin bir adam için terk mi edeceksin? Zengin biri mi? Genç güzel bir kadın da olur. Evet. Karım da genç güzel bir kadın da, biliyorsunuz evliyiz. Ya şaka yapayım. Asla para için böyle bir şey yapmam. Ama belki ileride... Yani babam cimri bir adamdır. Bir gün ona benzemekten korkuyorum açıkçası. Baba diyorum, milyonlarca dolarım var. Neden abi kötü otomobiller kullanıyorsun? Böyle Alman arabası falan alsana. Niye diyor, bu da otomobil. Peki tamam da yaşını başını aldın, bu parayı harcayacak vaktin de yok. Büyük ihtimalle ne yapmayı düşünüyorsun? Yani banka kasasını sıcak tutsun diye mi biriktirdin? Neden yapıyorsun bunu? Ay. Ya bu konuda gerçekten babam gibi davranmak istemiyorum. Çok işe yarar bir tarafı da yok öyle davranmamanın ama çok seviyorum onu ama. Şimdi böyle ev alacağımı duyunca, böyle Bodrum'da ev alacağım falan deyince aradı ben. Oğlum deli misin ya, bugün gazetede okudum. Herkes Bodrum'un gürültüsü ve kirliliğinden kaçıyormuş. Baba dedim, ne güzel işte, sakin olur. Herkes bir kaçsın. Üstelik gidip hani böyle Halikarnas'ın yanında bir ev almıyorsun ki. Böyle şehre uzakça bir yerler buluyorsun böyle, ne bileyim. Ayvalık tarafında filan. Hani karnısa uzak şöyle. Power FM'de Bay J ve arkadaşları var. Ayrılmayın. Hamsterlar neden sürekli makaranın içinde koşup makara çevirirler biliyor musunuz? Kalp krizi geçirip ölmeye çalışıyorlar. Bundan sonra size yalnızca sıkıcı konuşmalar dinleteceğim. Politikadan sıkıldığınızda arkeoloji anlatacağım. En daraldığınız yerde havayı koklayan adamı stüdyoya alırsa bir işinizi bitirsin diye. Benim karım her zaman ne der biliyor musunuz hanımlar? Bana beni sevdiğini söyleme. Hareketlerinle göster. Bayşe. Efendim tatlım. Her zaman söylediğin gibi işini gerçekten bu kadar çok seviyor musun? Hayır. Sevmiyorum. Gerçekten şu anda bu radyo programını sunmak yerine işsiz bir ürolog olmayı tercih ederdim. Bak. Jobless. Bütün gün etrafta zavallı zavallı dolaşıp bakabilir miyim, bakabilir miyim deyip dayak yemeyi tercih ederdim. Açık konuşacağım. Ya arkadaş, siz neden benim söylediklerime inanmıyorsunuz? Söylesenize ha. Size seviyorum diyorsam seviyorumdur. Belki kendimi kandırıyorumdur. Sevdiğime inandırmışımdır ama sizin benim söylediklerimi bu kadar derinlemesine tahlil etmenize gerek var mı diye düşünüyorum da hep hayır cevabı geliyor soruya. Beni boş verin. Şu Power FM'de sunduğum programın güzelliğine bakın. Ha? 15 sene oldu başladığım günden beri. Konuşmaktan başka hiçbir şey yapmıyorum. Konuğum yok, hediye vermiyorum, canlı telefon bağlantısı yok. Buna rağmen akşam yabancı müzik radyo dinleyicisini tercih olduğuma göre ben de bir şey değiştirmeden devam ediyorum. Hem ne derler bilirsiniz, bozuk değilse tamir etme. Etme. Nasıl, bozuk değil miyim? Dejenerasyon ve akıl sağlığından bahsediyorsanız evet, günümüz insanının kolay kabul edebileceği bir canlı değilim ama fiziksel olarak... zeka ve beden olarak taş gibiyim. Evet, fiziksel olarak biraz... Merak etmeyin, programınız güvence altında. Sağlam adam, evet. Kuzey Carolina Üniversitesi'nden bir çalışma. Bir erkekle bir kadın
İlk defa karşı karşıya oturtulup 5 dakikalık bir sohbet yaptıklarında bile erkekler yanlış teşhis koyup kadınların kendilerini cinsel olarak çekici bulduğunu düşünmüş. Araştırmacılar kadınları cinsel obje olarak görüp taciz etmenin maço erkekler özel bir durum olduğunu bulmayı ümit ediyorlarmış. Oysa ki bütün erkekler kişilikleri ne olursa olsun kadınları seksi ve flörtçü bulmuş. Oysa ki kadınlar böyle bir şey söylememişler. Araştırmacılar şöyle diyor, kadınlar erkeklerin kendilerini nasıl algıladığını unutmasın. Erkekler de her tanıştıkları kadının kendilerini arzuladığı saçmalığını düşünmesinler diyor. Ağlamak istiyorum ama ben şimdi. Hayatımız boyunca hayır cevabını alıyoruz. Buna rağmen hiçbir şey değişmiyor. Üstümüze gelmeyin. Bir de sakın bunları bize bir kadın söylemesin. Kesin bizi istediği için cilve yapıyor diye düşünürüz. Bu yüzden hani bir erkek söylesin en azından. Evet. Ay, kadınlar nasıl erkeklere cilve yaptıklarını reddederler ki o arada? O masada 5 dakika için oturup ilk defa tanıştığı bir adamla konuşurken orada öyle o kadın vücuduyla filan. Bizim semtte bir adam var. 1974 model Murat 124 arabası var. Tepesine kadar böyle plastik şişeler, teneke kutularla filan dolu. Adamın kafası içeride zor görülüyor teneke kutulardan. 124'teki adam şöyle, yaşasın ne güzel bir gün. Siz aynısını söyleyebiliyor musunuz? Aloha mis amigos. Este es el programa Bayce Show en Power FM. La fiesta más magnífica en espectramo electromagnético. Ya da Zorro'nun sözleriyle. Hey Pedro, tocas la frecuencia y sos chili con carne. Oh yeah. Eriyen yeni müzik. Zaten aksini aklımdan bile geçirmemiştim. Patron yakar adamı. Ve havayı koklayan adam saat başlarına 2 dakika kala programa katılacak. Sadece 20 haberleri öncesi kaldı bugün için. Haber merkezi çalışıyor. Her şey yolunda gibi görünüyor. Bugün programda sıra dışı bir eğlence var. Birazdan yeni boyanan stüdyo duvarının kurmasını hep beraber izleyeceğiz. Ve sıkı durun, siz de bunu dinleme fırsatını yakalayacaksınız. Ay ay ay! Bugün sayfalarına bakacağız sizin verirseniz. 26 Temmuz gününde neler olmuş bir göz atalım. 1951'de Türkiye'deki ilk petrol Raman Dağı yöresinde bulundu. Petrolün değerlendirilmesine yönelik ilk proje 1953'ün ilk aylarında açıklandı. Tesisleri ABD kaynaklı bir şirket kurdu. En pahalı benzin Türkiye'de satılıyor. Çünkü otomobil çok lüks bir şey. 100 bin lira bir otomobil. Eğer 100 bin liraya verebiliyorsa, bir otomobil alabiliyorsa diye düşünüyorlar. Ayda 100 bin lira benzin parası da ödeyebilir diye düşünüyorum. Sanırım öyle. Çünkü öyle. Ben çok uzun süreler eşek almayı düşündüm. Evet, ama otoyola çıkmama izin vermiyorlar. Ne yapayım? Ara sokaklardan, Suadiye'den Beylikdüzü'ne gidemiyorsun ki. Otobüse de almıyorlar eşeğimi. 1995'te İstanbul Altın Borsası açıldı. Ben hayatta altın ve muhtelif mücevherden nefret ettiğim kadar az şeyden nefret ederim arkadaşlar. Belki bu kadar evlenip boşanmasaydım bu kadar nefret etmeyebilirdim ama gerçekten çok saçma geliyor yani. Her seferinde yok bilmem nesi, yok kınası, yok yüz görümlüğü. Yüz görümlüğüymüş. Amerika'ya tatile gittik be, ne yüz görümlüğü? Yüzünü gördüm ben. Makyaj da aynı şey. Boyalı saç da aynı şey. Makyaj yapıyorum çünkü makyajsız halimi görürsen anevrizma geçirme riskin var. Onun için saçıma balyaj yaptırıyorum çünkü insanların saçımın bir kısmının sarı bir kısmının siyah çıktığını düşünmesini istiyorum. Her tarafımdan şıngır mıngır mücevherler fışkırsın istiyorum çünkü kocam dinleyecek o Bay J adamının biraz acı çekmeye ihtiyacı var. Size bir şey söyleyeyim mi? Doğal güzelliğiyle bana gelen hiçbir kadını reddetmedim bugüne kadar. Ha, bazıları gerçekten çok fenaydı. Onları yönlendirdim. Evlerine, Cenk ve Erdem'e, geri doğal. Ya cildiniz kötü diye makyajla kapatmayın. Cildinizi tedavi ettirmeyi deneyebilirsin. Tarzında koskoca kızım ben mi öğreteceğim bunları? Şunu unutmayın hanımlar. Erkekler doğal güzellikleri tercih ederler. Artı son bir şey daha. Ruj denen makyaj malzemesi dudaklarınızın renkli kısmı içindir. No one else is, but you are. Bay J! Erkek kadını tanımıyor, kadın erkeği tanımıyor. Masum flörtleri engellememek lazım. Ha demiyorum benim gibi krem şanti spreyler, 16 kişi otel suitleri falan ama arkadaşlık... Chico, maça gidiyoruz, gelsene. Böyle çalışmayan bir şeyim olduğunda hep çalışıyormuş gibi yaparım. Ben hala gülüyorum. Hey. Hey. Hey.
İyi akşamlar Türkiye. Şu an ne yapıyorsanız yapın, her şeyden önce lütfen bir kendinizi toplayın ve olanca gücünüzle şunu söyleyin. Bizi bu akşamda program sunduğun için sana çok teşekkür ederiz Bay J. Bir şey değil millet. Power FM burası, başka radyoya benzemez. Bay J bu, başka showman'e benzemez. Ekibim meteorolog, havayı koklayan adam. Prodüksiyon asistanım Engin. Ve hemen her radyoda bulabileceğiniz alternatif çalışma grubu üniteleri var burada. Sağda solda böyle kalabalık. Tamamen patronun istihdam sağlama çabalarının bir sonucu. Bu akşam yine çalışmak için spor salonuna gideceğim. Hey ne var ha? Tamam olabilir, bir gece gidip ondan sonra... Bir asır gitmiyorum ama spor yaptığım her saat hayatıma bir saat kazandırıyor olabilir. Ama o fazladan bir saati bir saat spor yaparak harcamış oluyorum. Şimdi ya peşin ödemeli bir zaman kaybı bu. Ama mantık şu, o bir saati ben alternatif olarak nerede nasıl geçireceğim? Anladın mı? Kanepede cips yiyip ne bileyim işte mankenlerin yürüdüğü kanalları seyrederken geçireceğim. Hiç olmazsa ne bileyim pilates dersinde gerçek kadınlarla geçiriyorum. Anlatabiliyor muyum? Ve bunları söylediğim için kötü hissetmeyecek. Pilates'teki kızlar. Çünkü beni kadın hastalıkları uzmanı zannediyorlar. Evet. Her zaman çok yakın hissediyorlar. Kendilerine kadın hastalıkları uzmanını. Yaz bir yerlerini gösterip doktor sizce bu normal mi dediklerinde tepki olarak muayenehanemde görmem lazım demeyi öğrenmem gerekiyor. Çünkü benim tepkim şöyle oluyor genelde. Wow, şaka iyi, evet çok iyi. Bu normal, harika, normalden daha iyi. Dinleyici, bu çocuk sahibi olma konusunda küçük bir not diyelim. Eğer çocuk yapmayı düşünüyorsanız önce bir tanıdığınızın veya akrabanızın çocuğuna bir gece bakın. 9 aylık bir bebeğe mesela bir bakın. Sabaha kadar hüngür hüngür nasıl ağlamalar filan. Sizinkinden bahsediyorum, çocuk değil. Evet. Ağlatır. Bir de ben araştırmacı bilim insanı filan sayılırım. Baktım yok böyle şeyler. Mesela son projem yeni bir hastalık bulmaya çalışıyorum. Benim adımla anılacak. Ve bunu kolay bir şey olduğunu sanıyorsanız yanılıyorsanız. 2 haftadır küf yiyip garip hayvanların beni ısırmasını sağlamaya çalışıyorum. Değişik bir şey çıkacak bak ortaya. Sigara ile ilgili inanılmaz bir araştırma sonucu daha geldi. Moraliniz bozulabilir arkadaşlar. Sigara içenlerin değil... İçmeyenlerin morali bozulacak. Sigara içmeyen biri sadece birkaç dakika sigara dumanına maruz kalırsa pasif içici olarak sağlığı ciddi şekilde etkilenebiliyormuş. Evet, bu arada yine elime geçen yeni bir rapor, bilim insanları sigarayı bırakmanın garantili bir yolunu bulmuşlar. Sadece yatakta sigara içiyorsunuz, su yatağı kullanıyorsunuz ve yatağı 97 oktan benzinle dolduruyorsunuz. Yılın en sıcak günlerini geçiriyoruz sevgili dinleyiciler. Uzmanlar bol bol sıvı tüketin diyor. Hafif kıyafetler giyinin diyorlar. Ki benim uzmanlara aşık olduğum yer orası oldu. Hafif kıyafetler. Ve zorlayıcı sportif egzersizden kaçının diyorlar. Bazı uzmanlar sıcakla savaşmanın en iyi yolunu bol sıvı tüketme, hafif giyinme ve egzersiz yapmama aksiyonlarını Grönland'da yapmanız olduğunu ekliyorlar. Evet. Grönland. Efendim, hafif giyim, bol sıvı, hafif komedi, sulu şakalar. Ben de yanınızdayım, dinleyici Bay J burada. Çok uzun süre annem babamla yaşadım. Bu yüzden evlendikten sonra hep aynı evde duramadım. Annem bir gün şey dedi. Bay J oğlum, sonsuza dek annem ve babanla yaşayamazsın. Öyle söyleme anne dedim. Ölmenizi istemiyorum. Ah, keşke şu anda erkek arkadaşım da burada olsaydı. İnsanlara sofistikasyon getirme yolculuğumun bu devresinde yakalamanız beni sizler için gerçekten büyük bir şans oldu. Çünkü kendimi bildim bileli insanlara sofistikasyon getirmeye çalışıyorum. Ama bu dönemi özel kılan ilk defa bir şeyler biliyorum. Ve gerçekten paylaşacak malzemem var. Daha önce ne öğretiyordun diye soracak olursanız bilmiyorum. Siz söyleyin, ne öğrendiniz? Şimdiyiz. En iyi yayın girmişik Power FM'dim. Salı akşamı ve Bay J ve havayı koklayan adam, prodüksiyon asistanım Engin, değerli yönetici müdürlerim, yayın yönetmenim, yayın koordinatörüm, yönetim kurulu başkanım, finans müdürüm, değerli patron, emekliliklerine kadar geçecek süreyi kısaltmaya çalışıyorlar. Peki hepimizi aynı emeklilik mi bekliyor? Açıkçası bunu söylemek yanlış olur. Benim
Benim 1 milyon dolarım olacak. Onlarınsa bankanın taksitlendirmiş olduğu 4 yıllık kredi kartı borçları. Bana diyorlar ki... Bahçe, sen yardımsever bir insansın. Madem bu kadar zenginsin, neden onlara yardım etmiyorsun? Wow, sakin ol. Beni kötü biriymiş gibi göstermesi izin vermeyeceğim. Hayatta başarılı olabilsinler diye onlara kendi ayaklarında üstünde durabilme fırsatı tanıyorum. Yoksa ben de bilirim ihya etmeyi. Evet. Gerçi yaşlarını aldılar gidiyorlar, yani bu dersi vermem için biraz geç değil mi diye soracağım. Hayır, değil. Yani bu yaşta hala radyoda çalışıyorlarsa demek hala büyümeleri gerekiyor. Bu yüzden... Evet. Bir yoga ustası burnundan balık geçirebiliyor. Hintli yoga ustası ve öğretmeni Vijaya Kumar küçük balıklar yutuyor. Daha sonra onları burnundan dışarı çıkartabiliyor. Bir saat içinde 509 küçük balık yutup onları buna... Buna yoga neden olduysa, zaten yoga sevmiyorum. Bir daha ölene kadar denemeyeceğim. Bunlar aklı başında insanlar olmuyor mu ya? Uzun süre bezelye ve mısır taneleriyle egzersiz yaptıktan sonra canlı balıkla yapmaya başlamış. Buna yogada... yogada bir şey deniyormuş arkadaşlar. Kriya metodu deniyormuş. Burnundan çıkarılan balık sinüzleri temizliyormuş. Şöyle diyor, balığı yutup ağzımın arka tabanına yerleştiriyorum. Sonra da derin nefesler alarak burnuma yönlendiriyorum. Bazen ağza geri dönüyor balık ama sıkı nefes alarak tekrar burnuna çekebiliyorsunuz. Tabii neden diye sormayınca kimse bir memlekette, herkes aklına ne gelirse yapıyor. Neden arkadaş, neden abicim? Arkadaşlar, balık ağza geri kaçabiliyormuş. Ama Tanrı'ya şükür derin bir nefesle hallolmayacak bir problem değilmiş. Evet, sinüsleri temizliyor. Şey dışında bir balık cıvığı, pullar ve balık kokusu. Belki de ailesi küçükken birkaç kez kucaklasaydı şimdi bunları yapıyor olmazdı. Ha, yogaya da sığınmazdı. Ay, balıkları düşünsenize arkadaşlar ha. Ha. Abi ne oluyor ya? Yiyecekse yesin. Bu iğrenç bu yaptığı ama ya. Gerçekten ama. Bu işten anlayan biri varsa yazsın gerçekten. Özel yazsın yalnız. Ne olduğunu bilmiyorum. Kılları ağardı diye bir şey her zaman duyarım. Burunla ilgili hiçbir yerde bir kaynak bulamadım. Ölüyor muyum? Burun kıllarımdan başlayarak tamamen beyaz olup rahmetli Michael Jackson gibi Hakk'ın rahmetine mi kavuşacağım? Bana ne oluyor böyle? Burnum beyaz oluyor. You're listening to Bay J on Power FM. Yaşlandığınızı gösteren işaretler sevgili dinleyiciler. Hadi bakalım, yaşlanıyor muyuz, yaşlanmıyor muyuz? Londra Daily Mail'den yaşlandığınızı işaret eden bazı şeyler. 1- Televizyon karşısında uyuyakalmak. 2- Ayağa kalkarken veya eğilirken homurdanıp inlemek. 3- Saçların dökülmesi. 4- Gürültülü barlar ve restoranları sevmemek. 5- Doktor, polis ve öğretmenlerin çok genç olduğunu düşünmek. 6- Burun ve kulak kılı uzaması. 7- Yeni teknolojiyi kullanabilmek için savaş vermek. 8- isimleri unutmak. 9- Top 10 listesindeki şarkıları bilmemek. 10- Kıyafet seçimini stil değil de konfor bazlı yapmak. Yaşlandığınızı gösteren işaretleri sayıyorum. 11- Yavaş otomobil kullanmak. 12- Sürekli şikayet etmek. 13- Araba anahtarlarını, gözlükleri, cüzdanını bulamamak. 14- Öğle uykusu. 15- Müzik videolarını izleyince şok geçirmek. 16- Bahçe işleri yapmak. 17- Alkol limitinizi bilmek. Birincisi, ben dümdüz dururken de inleyip homurdanıyorum. Ayrıca 18. maddeyi de ben eklemek istiyorum. Her gün hava durumunu kontrol etmek. Kulak ve burun kılı gerçekten çok adaletsiz. Kafanızın tepesindeki saçlar yön duygusunu kaybetmiş gibi oluyor. Üstelik yaşlandığınızı bilmek için bu listeye ihtiyacınız yok. Vücudunuz size haber verir, merak etmeyin. Evet. Hala MySpace kullanıyorsunuz. Blogunuz var. Grunge müziği hatırlıyorsunuz. 1 trilyon doların iyi para olduğu zamanları hatırlıyorsanız yaşlanıyorsunuz demek. Ne isterdim biliyor musunuz? Cehenneme gidip gitmeyeceğimi önceden bilmek isterdim. No one else is, but you are. İlişkiler taze olduğunda her şey çok başka oluyor. Gaz çıkaramazsın, geğiremezsin, tıraş olman gerekir. Ah, banyo. On Power FM. Bir
radyoda paranız varsa her tür arızayı yok edebilir, her cihazı yenileyebilirsiniz. Ama fikirleri ve telaffuzuyla insanların kalbini fethedecek bir DJ bulmak asıl mesele olabilir. Neyse ki burada böyle bir problem yok. Bu saatlerde yok. Sabaha kadar yok. Power FM'e hoş geldiniz. Bay J, ben siz de sesimden tanımışsınızdır. İzin verilen uygun yaşa yeni gelip yeni dinlemeye başlayan gençlere bir mesajım var. Henüz vaktiniz varken normal bir hayata başlayın. Bu program normal bir hayat değil. Piyasadaki akupunktur uzmanıyım diye geçinen şifacıların büyük kısmı şarlatanmış. Uzman değiller. Büyük ihtimalle bir zararları da olmuyormuş ama iyileşemiyormuşsunuzmuş. Muş. Bilmiyorum, ben bir akupunktur uzmanına gittim. Burnuma 4-5 tane iğne sapladı. Beyefendi dedim, neden üstünüze bir şey giymiyorsun? Yok, şaka bir yana. Dedim ki... dedim ki, doktor emin misiniz bunun sırt ağrılarımı geçireceğine? Zannetmiyorum dedi. Ama burnumda iğneler var dedim. E tamam, misafirlerinize simit filan ikram edersiniz asıp oraya dedi. Çok güzel, gerçekten harika. Akupunktur. 5 kişiden biri telefonunu tuvalete düşürüyormuş. Online adres defteri sitesinde bir anket yapılmış. Neticede bir keşif. İnsanların %19'u akıllı telefonlarını klozete düşürüyorlar. Bilemiyorum, bazen karım çok vıdılayıp pikpiklenince isteyerek attığım da oldu benim tuvalete. Evet, sifonu çektim, gitmiyor bu arada. Şu plus olanlar gitmiyor. Akıllı telefondan kaka telefona bir saniyeden az sürede nasıl geçiyor? Benim telefonumda paraşüt uygulaması var. Havada yakalayabiliyorum. Bilemiyorum yani, ben bir keresinde klozette tencere düşürdüm. Ne, sizin hiç kan şekeriniz yerlerde sürünmez mi ya? Ha? Açık söyleyeceğim, ben de bu %19'un içindeyim. Ben cep telefonumu bir kez klozete düşürdüm, itiraf ediyorum. Sonra kurutup ablama hediye ettim. Evet. Diyeceksiniz ki ne ayıp bir şey bu. Hayır, neticede bugüne kadar çıktığı adamlardan sonra çok farkına varmaz diye düşündüm.